Hayırlı sabahlar. Fatma'nın hayatına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün kızımın çalışma odası olan bu kaktüslerin olduğu camdan size merhaba demek istedim. Şimdi kaktüslerime bakmak için geldim. Çok yağmur aldılar diye düşünüyordum. Fakat yüzeysel kurumaları olmuş, onları kontrol ettim. Diğer çiçeklerime saatlerce baktım inanın. Ama bunlara işte bakmaya geldiğimde arkadaşlar kızımla bir alışveriş yaptık. Alışverişte ne aldık? Kardeşim center'a gidecekmiş. Abla dedi istediğin kahve makinesinden falan dedi indirime girmiş. Yılbaşı indirimine girmiş. İnanın yani center'a gitmekten şöyle çocuklarla gidemiyorum. Onları HES kodu istiyorlar. Bir de yaşları tutmuyor. Otobüse almıyorlar. Öyle olunca da bu sefer onlar olmadan da ben de gitmek istemiyorum. Zaten dışarıdaydım. Çocuklar olmadan ne yapayım ben dışarıda? Sonra dedim en iyisi internetten alalım. Kız kardeşim sordu alışveriş merkezinde. Fiyatlar değişmiyor. Fiyatlar aynı. İşte benim Erzincan'a götürmek istediğim yani yazın gittiğimiz evimize götürmek istediğim tencereler vardı burada. Aslında orada da yeterli tencere var ama yine de orada koyarım. Birazını da köyde eltime falan veririm. Bu tencere setlerimin tümünü iptal edeceğim arkadaşlar. Bunu aslında bayağı zamandır istiyordum. Kızımın üniversiteyi kazanmasını bekliyordum. Sonra da kızımı yurda falan dedim veririz. Bakarız. Hayat bize ne gösterecek arkadaşlar. O tencere setleri indirime girmişken onlardan aldım. Çaydanlık, düdüklü. Bu düdüklüyü Erzincan'a götürürüm dedim. Sonra şöyle kağıtçı geldi arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar ben çocukluğumdan başlayarak ben kimimi anlatmayı planlıyorum. Diyeceksiniz ki belki de yani ne olabilir? İşte birçoğunuz zaten biliyordur. Beni izleyen arkadaşlarım, akrabalarım biliyordur. Fakat birçok kimse de bilmiyordur. Ama bunu biraz daha abone sayım yükseldiği zaman mı yapsam diye böyle açıkçası kararsız da kaldım. Bir aklım da şu pandemi günlerinde hazır boşta olduğun zamanlarda anlat diyor. Ben de yavaş yavaş pandemi döneminde başlayayım. Eğer bu konuda merakı olanlar olursa dönerler geri videoları izlerler diye düşündüm arkadaşlar. Şimdi ben ilkokul, ortaokul ve liseyi Gümüşhane'de okudum. Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi vardı ve hala da var. Orada okudum. Daha sonrasında arkadaşlar liseden sonra babamlar Kocaeli'ne gelmişlerdi. Ben anneannemde kalıyordum. Bu eğitimlerim esnasında ilkokul ailemin yanında okudum. Ortaokulda Gümüşhane'ye merkeze gittik. Daha sonra ben anneannemlerin yanında okudum. İşte ailemin yanında böyle karışık okullarda. Çünkü arkadaşlar eski imkanlar gerçi şu anda Gümüşhane'nin imkanları çok değişmedi. İmkanlar zordu. Zor olduğu için de anneannemin yanında falan kaldım. Ailemin bulunduğu yerde lise yoktu, uzaktı işte. Sonrasında Kocaeli'ne geldik ve ben babam tabii bu arada babam öğretmen. Babam öğretmen olduğu için de işte bilinçli bir insan. Allah ondan razı olsun. Kızım üniversiteye imtihana girin işte falan diyor. Böyle çok üniversiteye gitme heveslisi değildim açıkçası. Bunun heveslisi olmamak gözümüz açık değildi arkadaşlar. Dışarıdan korkuyorduk.
Bir köyde büyümüş, bir köyde Gümüşhane bugünün buraların köyü gibi arkadaşlar. Köy gibi yerde büyümüş, köy gibi yerde okumuş. Çok bir sosyal çevremiz olmamış. Çocuklardık. Yani ailelerimiz arkadaşlar, Gümüşhane'nin kültür seviyesi çok yüksek. Bu ayrı bir şey ama çok böyle gözümüz açık değildi ve korkuyordum. Yani bugünkü duygularımla bunu konuştuğum zaman korktuğum için bilinmezlik beni korkutuyordu. Sonra babam bizim üniversiteye gitmek istemeyişimize benim ve benim küçüğüm olan Nurdagül kız kardeşimi çok kızdı. Dedi ki o zaman çalışın dedi. Kızım ben sizi neden okutmak istiyorum bunu anlayın. Dışarıda çalışmak dedi çok zor. Bir kadının dışarıda çalışması çok zor. Bu kadar okuyup okuyup da dedi çalışmadan da olmaz. Mecbur dedi. Yani evde duramazsınız. Bu hayata alışık değilsiniz. Mecbur dedi. Çalışacaksınız. Ondan sonra arkadaşlar biz çalışmaya başladık tabii. Kız kardeşimle ben işe girdik. Ve gerçekten o zaman babama çok hak verdik. 8 ay bir tekstilde çalıştım. Kız kardeşimle çalıştık. Kız kardeşim benden küçüktü. Ve o zaman karar verdim. Kesinlikle dedim bu üniversiteyi ne yapıp yapıp kazanacağım. İşte de çalışıyorum. Aklımı başıma aldım. Okulda da çalışkan bir öğrenciydim. O yüzden işte o sene asıldım ve o sene ben üniversiteyi tutturdum. Ev ekonomisi öğretmenliğini tutturdum. Bir yıl okudum. İkinci yılda arkadaşlar ve benim hikayem başladı. İkinci yılda örtündüm. İşte fotoğrafları açık olacak dediler. Ben örtülü fotoğraf verdim. Örtülü okula gelinmeyecek dediler. Örtülü gittim falan. Daha sonrasında arkadaşlar üniversiteden o kadar baskı oldu, o kadar baskı oldu ki kayıt sildirmek zorunda kaldım. Çünkü şöyle söyleyeyim, bir gün dedim nefsime yenilir de acaba geriye dönmek ister miyim diye. Aslında bu çocukça alınmış bir karar o zaman. Sildirmeyip direkt bırakabilirdim. Daha sonra işte öyle bir yaz 2 ay kadar bir bocaladım. Yani ne yapsam, nasıl yapsam, işte bir işte çalışmam lazım. Böyle evde oturmak bana göre değil. Çünkü bir de ben 5 yaşında ilkokula başlamıştım. 5 yaşında okula başladığım için 16 yaşında liseyi bitirmiştim. Hiç böyle bir eve alışıklığımız yok arkadaşlar. Ondan sonra ne yapsam işte 2 ay öyle bir bocaladım. Tabii babam çok üzüldü. Babamın en büyük ideali, babamın 6 kızı vardı. Kızlarını okutmaktı. Babamın böyle bir hayali vardı. Ve hepimizi liseye kadar okuttu. Sonraki 2 kız kardeşimde de yine başörtü problemi oldu ve kazandıkları üniversiteye gidemediler o zamanlar. İşte sonrasında ben hobi olarak şu anki işimi yapmaya başladım. Çok severek işte arkadaşlar bir kursa yazıldım. Kursta herkes bir ilerliyorsa ben 10 ilerliyordum. O kadar azimle uğraşıyordum ki ve o kadar titiz uğraşıyordum ki hoca bile çok şaşırıyordu. Annem çünkü çok güzel giyim dikerdi. İşte o zamanlar ben başladım dikmeye sürekli ne bulursam ama ne bulursam dikiyorum. Artık öyle hızımı alamıyorum ki evdeki her şeyi bozup yeniden yapıyorum. O kadar hızımı alamıyorum. Sonrasında işte gittiğim kurs belgeleri, üniversitede okuduğum bölümle alakalı çünkü bu bölümün de böyle şeyleri vardı. Ondan sonra ve işte tesadüfen diyeyim nasıl işe girdim? Belediyede ben belediyede bir anons oldu. İşte kurslar açılacak ve bu kurslarda
öğrenci başvuruları için. Şimdi öğrenci başvurusu için değil de bendeki cesarete bakın. Ben hocalık başvurusu için gittim. Ben dedim bu işi yaparım. Ondan sonra gittiğim müdür bana baktı, dedi ki biz dedi, yani çok gencim arkadaşlar, 19 yaşındayım. Biz dedi hoca değil öğrenci arıyoruz dedi. Sonra dedim ki bu konuda benim yeterliliğim var. Ben bu işi yaparım. Ondan sonra sonrasında arkadaşlar bizim hocamız var deyince geldik ve yarın arkadaşlar bir telefon geldi. Telefonda şöyle, o aynı müdür şunu söylüyordu. Diyordu ki işte bir tane hocamız ayrıldı. Yapmak istemedi. Öğrenciler toplanmış. 33 tane öğrenci var o zaman. Öğrenciler toplanmışlar ve hocalarını bekliyorlar. Hemen gelip dil iskelesine geçebilirseniz göreve başlayın dedi. Ve benim hikayem böyle başladı arkadaşlar. Ben hemen giyindim. İşte alacağım evraklarımı aldım. Direkt geçtim kurs merkezine. Kursiyerlerin yeni hocaları olarak göreve başladım. Akşam oldu, geldim, evraklarımı verdim ve ben bir belediyede işte dikiş, nakış ve çiçek öğretiyordum. Bunların hocası olarak işe başladım. Ama gerçekten bu konuda çok güzel işler yaptık. Çok güzel yeterliliklerimiz vardı. Çok şükür. Bu tabii annemden de kaynaklı arkadaşlar. Gittiğimiz kurslar, okullar ayrı mevzu da. Benim annem çok bu konularda dışarıya da iş yapmış. Çok becerikli bir kadındı. Biz ona yardım ederdik. Ondan sonra işte ben belediyede çalışmaya başladım arkadaşlar. Belediyede dikiş nakış hocası olarak başladım. Ve yazın biz görevden ayrılıyorduk. Sonra işte şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Böyle tam kış Şubat ayının ortalarıydı. 15 karneden yeni dönmüştük. Bir haftalık dönmüştük. O arada halk eğitim müdürü geldi arkadaşlar. Halk eğitim müdürü işte elini uzattı. Tokalaşmak istedi. Dedi ki ben dedi İşte halk eğitim müdürüyüm falan. Eskiden de arkadaşlar, şimdi bakın o kadar yok. Belki bu konuda beni kınayacaksınız. Çok böyle yani tokalaştı, tokalaşmadı, sarıldı, sarılmadı. Çok da milletin tın yani umurunda değil. Eskiden bu konuda insanlar, illa gördüğün insanlara sarılacaksın ve tokalaşacaksın. Büyükse elini öpeceksin. Bu konuda böyle katı kurallar vardı. Ondan sonra halk eğitim müdürü elini uzattı. Ben yani tedirgin oldum. Birden aklımdan deli sorular geçti. Ya dedim, ben üniversiteyi başörtüsü için bıraktım. Eskiden yani ben bir yıl öncesine kadar açıktım. Fakat şu an ben tokalaşmıyorum. Ne yapsam, ne yapsam? Sonra görmemezlikten geldim. Tekrar elini ısrarla uzattı. Benim omuzumdan çevirdi. Ve sonra dedim ki bu adam bunu, yani o zaman yıllar önce işte, bunu inat haline getirecek. Döndüm, ben dedim tokalaşmıyorum. Allah, kıyametler koptu. Sen nasıl tokalaşmazsın? Sen göreceksin. İşte ben seni işinden ettireceğim. Şöyle olacak, böyle olacak. Ve ben yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ne yapsam dedim. Ne yapabilirim? Ve tokalaşmadım. Sonra dedim ki rızık Allah'tan, tokalaşmayacağım. Ve işte öğrencilerle biraz konuştu sınıfımda. Ve sonra arkadaşlar döndü bana. Sen dedi yarın burada çalışamayacaksın dedi. Sonra ben de dedim ki nasip dedim. Aynen böyle. Sonrasında arkadaşlar gitti. Halk eğitim müdürümüz gitti. Ve biz
Böyle sınıfta çok ciddi bir sessizlik. Bütün öğrencilerin makinalarının önünde sadece işlerine bakıyorlar. Ben hiç bu mevzuyu konuşmuyorum. Öğrencilerim konuşmuyor. Yani ne olduğumuzu anlamadık. Ama yani bugün dönüp sorguladığımda, örneğin bugün tokalaşmadığınız, ki şu anda artık insanlar bilinçli, yani böyle her gördüğüne sarılmaya kalkmıyor. Ondan sonrasında işte işimize devam ediyoruz ama inanın akşama kadar, nasıl akşama ettik bilemedim. Sonra eve gittim, anneme anlattım. Şu konuda çok şanslıydım arkadaşlar. Bunu ben çocuklarım için de aynısını yapıyorum. Benim annem babam yani koskoca üniversiteyi bırakmışım. Çok üzüldüler. Fakat saygı duydular. Bu konuda da dedim ki, anne dedim, böyle böyle oldu. Güzel de maaşım var arkadaşlar. Böyle böyle oldu. İşte halk eğitim müdürü de böyle böyle dedi ki, ben belediye çalışanıyım arkadaşlar. Ama tabii ki sonuçta devlet protokolünden birisi bu. Ki o zamanlar annem dedi ki, kızım dedi, yani boş ver dedi. Allah'ın nasibinden öte bir şey olmaz dedi. Ne olduğunu şey yapamadık yani, böyle tabii ki içim içimi yedi. Yaşım da küçük arkadaşlar, 19 yaşındayım. Bir de şunu belirteyim, ben balık burcuyum. Çok duygusalım. Yani ve yine biraz önce lafta söylemiştim. Yani okumuş olabiliriz, çalışmış olabiliriz fakat biz, hani biz köyden yeni geldik hesabı, biz çok göze açılmamış. Fakat gerçekten bugün baktığımda böyle bilinçli, sağlam fikirli, sağlam ruhlu yetiştirilmiş çocuklardık. Yani benim annemin babamın 7 çocuğu var. 7'miz de böyle. Yani doğrumuz, hani inat değiliz fakat doğrumuzun sınırı belli arkadaşlar. Sonra annem dedi ki, kızım kalk dedi, yarın oldu işte, git işine dedi. Sen dedi şey yapma dedi. Bu konuda dedi sıkılma dedi. Ben yarın arkadaşlar işe gittim. Ve işe gittiğimde tekrar bizim kapı çalarak gelinirdi. Yani kapıyı kapatıyorduk. İç kapı, dış kapı vardı. Kapı vurdu. Kapıyı açtım. Bir baktım karşımda belediye başkanı. Çalıştığımız belediye başkanını da tanımıyorum. Adamı hiç görmemişim. Bu olaydan sonra işte sınıfta benim hiç haberim yok. Çalışıyoruz ama yine söylüyorum, çok bilinçli değilim. 19 yaşındayım ve yani olayların sadece kendi fikrimle alakalı kısmını biliyorum. Başkalarının bu konudaki fikirlerini çok bilmiyorum. Çok da umursamıyor muyum? Şimdiki gençler gibiyim herhalde. Tınlanmıyor muyum? Nasılım bilmiyorum yani. Geçmiş yıllar. Ondan sonra sınıfta 3 tane başkanın yeğeni varmış arkadaşlar. Ve bu olayı anlatmışlar. Akşam gitmişler dayılarına, oturmuşlar ve demişler ki, böyle böyle halk eğitim müdürü geldi. Ve halk eğitim müdürü geldiğinde elini uzattı, tokalaşmak istedi. Fakat sonrasında böyle böyle bir olay oldu diye anlatmışlar arkadaşlar. Ondan sonra şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bugün çok düştüm, çok kalktım. Bakın 19 yaşımda, 18 yaşımda üniversitede böyle bir olay yaşadım. Başörtüler, ikna odaları, bilmem neler. Hadi onu çok böyle bertaraf etme şansım vardı. Okulu bırakmam gerekiyordu, bıraktım.
Ama sonrasında bir yıl geçmedi arkadaşlar. 6-7 ay geçti işte. İşten çıktım, işe girdim ve bunda da aynı olay. Yani insan kendini de sorguluyor. Bende mi diyor bir gariplik var ya? Dünyaya ben mi fazlayım diyor. İşte başkanı görünce dedim tamam bu iş bitmiştir Fatma, sen yolun sonuna geldin. Sen buradan ufak ufak toparlan. Ve bunu ben derken işte başkan geldi sınıfa. Öğretmenler masasına zaten gelen ziyaretçileri oturtuyorduk. Buyurun başkanım dedim. Oturdu. Ondan sonra arkadaşlar sonrasını yarın anlatacağım. Çok yani bu konu ve sonrası çok daha benim için çok 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 büyük şeyler. Daha sonrasını yarın anlatacağım. İnşallah birkaç gün böyle ben kendimle alakalı şeyler anlatacağım. Ve daha sonra da bunların zaman zaman soruları olduğu zaman bunların cevaplarını veriyor olacağım arkadaşlar. Bakalım yani gidişatı nasıl olacak? Nasıl şekil alacak? Siz beğenecek misiniz? Ona göre de devam edeceğim. O yıllara ait, o yıllara dair böyle işte başkan geldi ve başkan ne dedi? Olarak devam edeceğim arkadaşlar. Şu benim tatil dönemimde bu beni tanıyın videolarını bitirmek istiyorum. Biraz böyle devam edeceğiz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Yarın inşallah hep birlikte devam edelim.